Sağduyunun ve vicdanın sesi. Yeni Asya Gazetesi. Tüm bayilerde. Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda bütün hukukuzlukları hukuklaşacağımızı bir kez daha vurgulayalım isterseniz. Buyurun. Bunu tekrar tekrar söyleme ihtiyacı hissetmemiz aslında başlı başına bir üzüntü kaynağı ama maalesef devam ediyor hukuk ihlalleri. İşte iki gündür konuştuğumuz konu belli. Gazetemize çıkarılan cezaevlerinde keyfi engelleme, bazı yerlerde Risale-i Nur'un alınmaması, basın kartı ayrımcılığı, yani bizimle ilgili şeyler bunlar. Gri pasaport ayrımcılığı, efendim ilan meselesinde Karar Gazetesi'nin dahi isyan ettiren o çifte standartçı uygulamalar ve bütün bunların ötesinde çok ciddi hukuk ihlallerine, on binlerce evde çok ciddi mağduriyetlere, üzüntülere sebebiyet veren gözaltılar, tutuklamalar ve işten çıkarmalar, ihraçlar. Şimdi bir taraftan lafa gelince deniyor ki efendim adalet mülkün temelidir, devlet, adalet yoksa devlet olmaz. Öbür tarafta bu uygulamalar hala devam ediyor. Şimdi peki ne yapacağız? Yani bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bu olup bitenlere bakarak bir derin karamsarlık içerisine girip tamamen pes mi edeceğiz? Yoksa mücadeleye devam mı edeceğiz? Yani bizim tercihimiz olması gereken de o. Mücadeleye devam etmek. Hukuk içerisinde mücadeleye devam etmek. Diyorlar ki, dün de bahsettik biraz veya evvelsi gün. Hukuk mu kaldı ki memlekette? Yani hukuktan bahsediyorsunuz. Hukukun olması için de mücadele edeceğiz. Yani peki bunu nasıl yapacağız? Prensipleri savunarak, doğruları savunarak. Şimdi hukukun temel prensipleri var. Yani bunlar hem inancımızın gereği hem de evrensel hukuk belgelerinin, insan hakları belgelerinin gereği, ceza hukukunun temel ilkeleri. Nedir bunlardan ilk aklımıza gelenler ve son dönemde en çok ihlal edilenler? Efendim, masumiyet karinesi. Yani kişi suçluluğu hükmen mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar masumdur. Ama şu dönemde o kadar çok çiğnenen bir ilke ki bu. Yani insanları bir takım iftiralarla, ihbarlarla çok kolay karalayabiliyorlar. Hayatını karartabiliyorlar. Bütün sevdikleriyle, aile efradıyla birlikte. Ya yani böyle bir yerde hukuktan bahsedilebilir mi? O zaman ne yapacağız? Masumiyet karinesini tekrar tekrar kuvvetli vurgularla seslendirmeye devam edeceğiz. Yani bir dakika, yani bu insanı itham ediyorsunuz ama bu ithamlar doğru mu? İftira da olabilir, asılsız da olabilir. Yani kişi kural olarak masumdur. Suçlu olduğu iddia ediliyorsa bu suçun varlığını iddia eden kişi ispatla mükelleftir. Yani kural bu. Bizde tersine işliyor. İnsanlar masumiyetlerini ispat mecburiyetinde bırakılıyor yaşadığımız süreçte. Bir başka prensip, suç ve cezanın şahsiliği prensibi. Bunu Kur'an-ı Kerim 5 ayetinde nazarlarımıza sunuyor. Ve ceza hukukunda bu suçun ve cezanın şahsiliği prensibi olarak. Suçu kim işlemişse, ki masumiyet karinesini yine gözeterek sabit olmak kaydıyla cezasını o çeker. Başkasına onun suçunun sorumluluğunu yükleyemezsiniz. Onun işlediği suçtan dolayı aile efradına zarar veremezsiniz. Onları da mağdur edemezsiniz. Şimdi bütün bunlar, yani sadece ikisi bu. Yani birçok şey var. Savunma hakkı var, adil yargılanma hakkı var. Savcıların bir yükümlülüğüdür. Sadece aleyhteki delilleri değil, lehteki delilleri de toplamak mecburiyetindedirler. Yani bu hukukun en temel gerekleridir bunlar. Şimdi böyle iğneyle kuyu kazar gibi veya işte böyle iyice cücüğünü çıkararak olmadık şeylerden delil üretip insanları suçlu göstermeye çalışmak hukuk adamlığı değildir. Hakimlik tutuklama memurluğu değildir. Hakim önündeki dosyaya bakar, karşısındaki sanığın dinler, lehteki aleyhteki delilleri değerlendirir. Ondan sonra hukukun ve vicdanın gereği neyse o istikamette bir karar verir. Ve vereceği kararın hukuka da vicdana da uygun olması gerekir. Vicdanlara sığmayan kararlar yarın sizi hem bu dünyada sorumlu kılar yaptığınız yanlıştan dolayı, hem de öbür tarafta vebal altında bırakır. Onun hesabını veremezsiniz. Onun için
en zor iştir adalet. Yani o terazi yani o kadar hassas ki oraya bir duygusunuzu karıştırdığınız zaman veya size yapılan bir telkini yahut bir talimatı esas alarak bir karar verdiğiniz zaman işte orada ağır vebal altındasınız. Yani bunları hep hatırlatıyoruz. Şimdi bunları seslendirmeye devam edeceğiz. Doğruları seslendirmek, doğruları tekrar tekrar vurgulamak hukuku hakim kılmanın birinci şart. Şimdi bu kadar yanlışlar yapılıyor. Bu yanlışlar karşısında doğrusu şudur. Bunu seslendirirken kaç kişiyiz? Buna bakmayacağız. Biz Yeni Asya olarak mesela başından beri bunları hep ifade ediyoruz. Bundan dolayı hedef de olduk. Hücumlara maruz kaldık, saldırılara maruz kaldık. Ama bakıyoruz, zaman içerisinde süreç ilerledikçe ve bu mağduriyetler arttıkça, yaygınlaştıkça, işin ucu kendilerine dokundukça insanlar uyanmaya başladılar. Yani iktidar medyasında bunları çok konuştuk zamanında. Bunlara gözünü yuman, gözünü kapatan, görmezden gelen insanlar zaman içerisinde baktılar ki ya iş öyle değilmiş. Yani bu mesele dallanıp budaklanıyor ve hiç alakası olmayan kişileri de vurur hale geliyor. Ve bunları yazmaya başladılar. Yazanı tasfiye ettiler, yazanı tasfiye ettiler. Yani bir bakıyoruz, işte üst üste bunları yazan yazarlar, sonra yazılarına son veriliyor ve yazamaz hale geliyor veya başka bir mecrada fazla bilinmeyen, okunmayan, takip edilmeyen mecralarda yazılarına devam ediyor. Ama hala bu kadar tasfiyelerden sonra bile şu anda iktidar medyası diyebileceğimiz medyada bunlara dikkat çeken yazılar çıkmaya devam ediyor. Demek ki bu mesele çok ciddi bir mesele ve herkesi etkiliyor. Yani etkilemediği insan yok, etkilemediği aile yok, etkilemediği çevre yok. O zaman seçim öncesinde hatta dün bir gene bir yazı vardı. AKP'nin 5 tane temel meselesi var diye. Bunlardan bir tanesi bu mağduriyetler meselesi. Türkiye Gazetesi'nde Süleyman Özışık. Şimdi onun yazısındaki tespitler önemli yani. Ve daha önce bir takım bu operasyonlarda filan bu yönde bir kamuoyu oluşturma işte o malum yapı üzerinden haberlere de imza atmış olan bir yazar bu. Yazılara da imza atmış olan bir yazar. O dahi artık diyor ki mağduriyetler var. Bu mesele artık çığlığa dönüştü. Yani bu mağduriyetlerin seslendirilmesi. Bunlara kulak vermek zorundadır diyor iktidar partisi. İşte velhasıl biz kaç kişi olduğumuza bakmadan doğru neyse onun gereğini yaparak seslendirmeye devam ederek yolumuza devam edeceğiz. Ve illaki bir yerden sonra hadis zulüm devam etmez. Yani onun da bir sonu var, sınırı var. Ve o sona gelindiğinde birçok insan geçmişe dönüp baktığında derin bir vicdan azabı içerisinde olur. Ya biz neler yapmışız yani, kimlerin hukukuna girmişiz. O mahcubiyeti yaşayacak ve telafi eğer vicdanı varsa, telafi hassasiyeti ve gayreti içerisine girecek. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı, bu kadar mesele çığırından çıkarılmasaydı ve bu kadar ciddi mağduriyetlere sebebiyet verilmeseydi. Şimdi Adalet Bakanı dedi ki geçtiğimiz günlerde işte yargıda bir travma yaşadı 15 Temmuz olayında. Ondan çıkacak, kurtulacak. 2019'da bu hedefe varmaya çalışacağız. Bunu hedef olarak önümüze koyuyoruz. Şimdi yargının bir travma yaşadığı işte hani o darbe teşebbüsünde rol alan, işte bir şekilde etkisi olan kişiler varsa yüksek yargıda, diğer yargı kademelerinde filan. Bunların meydana getirdiği bir travma varsa kendi beyanları yani Yargıtay Başkanı'nın konuşmalarını hatırlıyorum ben. Bunlara gene hukukun ve adaletin gerektirdiği şekilde muamele edeceğiz. Yani onlara adaletle, adalet içerisinde hesap soracağız ama maalesef süreç, alınan kararlar, tutukluluklar vesaire filan öyle işlemedi. Şimdi burada hukuksuzluğun içerisinden gene hukukla çıkılacağını biz hep seslendirerek bugünlere geldik. Yine onu ifade etmeye devam edeceğiz. Ve hukuku hakim kılmak, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak, adaletin temel değerlerini, ilkelerini hakim kılmak için mücadelemiz devam edecek, etmeli. Burada yorulmak,
bezmek, yılmak, usanmak, ümitsizliğe kapılmak asla söz konusu olmamalı. Çünkü dünya kurulalı beri, insan yaratılalı beri zaten bu mücadele hep ola gelmiş. Hak, batıl, zulüm, adalet mücadelesi. Bugün de bu şekilde bir devam eden bir mücadele bu. Önemli olan bizim doğru tarafta yer alıyor olmamız ve bunun mücadelesini kararlılıkla, gevşemeden devam ettirebilmemiz. Bu bir imtihandır. Çok önemli bir imtihandır. Bu imtihanı kazanabilenlere ne mutlu, kaybedenlere de ne yazık. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere.